Viza Türkiye'nin değerli genel müdürü, Van iş dünyamızın saygıdeğer temsilcileri, çok kıymetli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler. Doğu Sifel adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkonfet ve Viza ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP işbirliğinde 30 banka e-para kuruluşu desteğiyle Doğu Sifet ev sahipliğinde bugün burada gerçekleştireceğimiz işimi yönetebiliyorum etkinliğimize katkılarınızdan dolayı yönetim kurulu adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlimiz dışında gelen siz saygıdeğer misafirlerimiz, Medeniyetler Beşiği, Güneş'in ve de misafirperverliğin başkenti Van'ımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli katılımcılar, Türkonfed'in bölgesel federasyonu olarak Doğu Sifet, Doğu Batı arasındaki ticari köprülerin geliştirilmesi amacıyla kurulmuş, ortak akıl ve uzlaşı kültürü temelinde, evrensel değerler çerçevesinde ilimizin, bölgemizin ve de ülkemizin büyük fotoğrafında buluşma çabasındadır. Bu niyette dünden bugüne tüm kamu kurumlarımızla, odalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde olduk ve bundan sonra da bulunmaya devam edeceğiz. Herkese eşit mesafede olma çabamızın bir sonucu olarak bugün bu salondaki birlikteliğimiz bu kare bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. İyi ki varsınız. Tekrardan hoş geldiniz. Değerli dostlar, bu pozitif atmosferden bölgemizin sosyoekopolitik kuşağının siyah beyaz pay hattı üzerinde yer alıyor olmanın dezavantajlarından bahsedip bu atmosferdeki havayı karamsar bir şekle büründürmek istemem. İşsizlikten, yoksulluktan, sosyoekonomik gelişmişlik açısından 81 il arasında en son sırada yer alıyor olmamızdan, ihtisas gümrüğümüzün olmayışından, demiryolu hattımızın feribota mahkum edilmesinden, bölgedeki imkan ve imtiyazlardan yeterince istifade edememekten, kısacası bir yığın sorundan bahsedip olumsuz bir tablo çizmek de istemem. Dünyada gelişmekte olan ülkemizin az gelişmiş bir bölgesinde yer almamızın getirdiği dezavantajlar olabilir. Nitekim bölgemizin SWOT analize baktığımız zaman avantajların, fırsatların ve güçlü yanlarımızın da az olmadığını bilinmelidir. Ancak demokrasi ile ekonomi arasında doğrudan bir ilişki olduğu da unutulmamalıdır. Ülke olarak sorunlarımızı ortak akıl ve uzlaşı kültürü temelinde güçlü ekonomi, güçlü demokrasi, güçlü toplum ilkesiyle aşabileceğimize inanıyoruz. Yerel ve bölgesel kalkınma için KOBİ'lerimiz eliyle köylerden başlayarak kırsalın da içinde yer aldığı bir kalkınma hamlesi başlatılmalı ve köyden kente, yerelden ulusala bir seferberlik başlatmalıyız. Tabii ekonominin ağır yükünü sırtında taşıyan KOBİ'lerimiz finansmana erişim, kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik konusunda ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ekonomi ve kalkınmanın dinamiği konumunda olan KOBİ'ler, işsizliğin azaltılması ve yeni istihdam alanlarının yaratması, dengeli ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanması noktasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu noktada dayanıklı KOBİ'ler, güçlü yarınlarımızın teminatı olabilir. Dolayısıyla bugün bizleri bir araya getiren işimi yönetebiliyorum projesinin KOBİ'lerimize bu sorunları aşma noktasında önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. KOBİ'lerimizin dijital dönüşüm, yeşil mutabakat, e-ticaret, e-pazarlama konularında şimdiden hazırlıklı olmaları gelecekte uluslararası rekabet için büyük önem arz etmektedir.
Bu veriler ışığında başta en büyük yatırımın, en önemli kalkınma modelinin KOBİ'lere, eğitime, insan kaynaklarına, kadın ve genç istihdamına yapılacak yatırım ile mümkün olacağı inancıyla bu etkinliğimizin KOBİ'lerimizin gelişmesine, yatırım ve istihdamın artmasına, ekonomimizin güçlendirilmesine vesile olması temennisiyle katılımlarınızdan dolayı tekrardan Doğu Sifet Yönetim Kurulu adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Erbay'a teşekkür ediyoruz değerli konuklarımız. Türkiye'deki işletmelerin %99.8'ini biliyorsunuz ki KOBİ'ler oluşturuyor. Üretim, ihracat ve istihdamın sağladıkları katkılarla KOBİ'ler ekonominin bel kemiği konumunda ve böylesine büyük bir öneme sahip olan KOBİ'lerin sürdürülebilir olması hedefiyle yola çıktığımız projemizin finansal ortağı Visa'nın Türkiye Genel Müdürü Sayın Merve Tezeli konuşmaları yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Merhabalar değerli konuklar, kıymetli iş ortaklarımız ve güzel Van şehrimizin değerli iş insanları. Çok mutluyuz. İki senenin ardından ilk defa yani online olarak devam ettiğimiz işimi yönetebiliyorum toplantılarımızın tekrar yüz yüze başlamasının çok önemli bir mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü bu etkileşim olmadan o eğitim, o birliktelikler aynı etkiyi yaratmadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla çok mutluyuz. Resmi olmayan göz kararı sonuçlara göre de rekor sayıda bir katılım olduğunu söyleyebilirim. Çok teşekkürler katılımınız için. Biz Paramı Yönetebiliyorum yolculuğuna 2019 yılında çıktık. Visa olarak bunu neden yapmak istediğimizden biraz bahsetmek istiyorum. Biz zaten 2009 yılından beri 10 yıldır bir finansal okuryazarlık projesi yürütüyorduk bireylere yönelik. Fakat ekonominin adaşımında az önce bahsettiği gibi bel kemiği olan KOBİ'ler içinde global olarak da özellikle sürdürülebilirlik ve dijital konularında bir güçlendirme misyonu edindi Visa. Visa sonuçta bir ticaretin göbeğinde yer alan, dolayısıyla sürdürülebilirliğin doğrudan bizim iş alanımıza da etkisi olduğu için bu konuda özellikle dijital konusunda bir şeyler yapabileceğimizi düşünerek buna profesyonel olarak bir çalışma yapmak istedik. Öncelikle bir araştırma yaptık. Akademik bir araştırma sonucunda KOBİ'lerin Türkiye'de eksiklik duyduğu veya ihtiyacı olduğu konuları tespit ettik Sabancı Üniversitesi ile birlikte. Ve bu konuya göre hem akademik hocalarımızın yer aldığı hem de iş dünyasından ve uzmanlardan oluşan konuşmacılar ve eğitimcilerin yer aldığı böyle toplantılar ve eğitimler düzenledik. Hedefimiz tabii ki dijitalleşen dünyada KOBİ'lerin de biraz olanaklara daha zor ulaştığını, bu konuda da gelişimlerinin daha özellikle işte e-ticarete hemen girebilmek, dijital ortamlarda sadece alışveriş değil, diğer konuları da taşımış olmak, kurumsallık gibi konularda destek olmak amacıyla kapsamlı bir projeye başladık. Çok da güzel başladık. 2020 yılında 1000 KOBİ'yi aşkın bir erişimimiz oldu 6 ildeki toplantılarımızla. Sonra pandemi geldi başımıza. Pandemiyle birlikte tabii ki bütün içeriğimizi online'a taşımak durumunda kaldık. Oldukça etkili bir programımız oldu. 3000 KOBİ'ye bugüne kadar erişmiş durumdayız. Ama tabii ki yine de yüz yüze olduğu gibi olmadı. Tabii pandemiyle birlikte biraz daha dijitale yoğunlaştırdık programımızı. Özellikle bu yeni normale adapte olunması için internet üzerinden siparişleri çok hızlı bir şekilde başlayabilmek, pazarını genişletebilmek, dolayısıyla dijital ödemeler tabii bu konuda önem kazanıyor. Aynı zamanda dijital ortamda işte reklamı yönetebilmek gibi konular daha yoğun olarak baktığımız konular oldu. Ortaklarımız çok
çok kıymetli. Türk Konfet ile birlikte tabii ki saha çalışmalarımız olmazsa olmaz. UNDP, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı bize bir çıta, uluslararası bir çıta sağlıyor. Programımızın özellikle yurt dışından geri bildirimlerinin ve içeriğin desteklenmesini sağlıyor. Programımızın içeriği zaten bahsetti Müslüm Bey de konulardan, ama programımızı tamamlayan KOBİ'lere aynı zamanda dijitalleşme paketi de, desteği de sunduk. E-ticaret başlangıç paketi, kurum içi dijitalleşme, sosyal medya, dijital pazarlama ve ilk yılda eğitimlerimizi tamamlayan yaklaşık %15-20'si KOBİ'lerin bu desteklerden faydalandılar. Eğitimlerimize devam ediyoruz. Bundan sonra Ordu, Eskişehir ve diğer Anadolu şehirlerinde eğitimlerimiz gerçekleşecek. Online eğitimlerimiz de zaten işimi yönetebiliyorum sitesinde yer alıyor. Dolayısıyla oradan da bütün içeriklere erişebilirsiniz. Yenilik olarak da bu sene uluslararası ticaret, e-ihracat konuları ve de yeşil dönüşüm konusunu ekledik. Dolayısıyla daha sağlıklı bir gezegen içinde, daha sürdürülebilir bir gezegen içinde çalışmalarımızı içeriği ekledik. Ben çok uzatmadan çok teşekkür etmek istiyorum ortaklarımıza, sizlerin katılımına, değerli federasyon başkanımıza ve sizlere bu katılımınız için. Umarım çok faydalı bir gün olur. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, projemizin yürütücülüğünü üstlenen, bağımsız ve gönüllülük esasıyla bir araya gelen iş insanlarının oluşturduğu 30 federasyon ve 286 dernek üzerinden 50 bini aşkın şirketi temsil eden Türk Konfet'in Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süleyman Sönmez'le konuşmalarını yapmak. Gerçekten banda olmak büyük bir keyif. Konuşmadan bunu söylemek istedim. Ve bugün burayı dolduran bu kıymetli insanlara inşallah faydalı bir toplantıyla cevap vereceğiz. Sayın UNDP Türkiye'nin mukim temsilcisi, Sayın Visa Türkiye'ye değerli genel müdürümüz, oda ve borsalarımızın kıymetli temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri, basınımızın kıymetli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler. Ülkemizin yerel, ulusal, kapsayıcı kalkınma hikayesinin hem yazarı hem de sözcüsü olan Türk Konfet Yönetim Kurulu adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Türkiye ekonomisine ve KOBİ'lere değer yaratma hedefiyle Türk Konfet, Visa ve UNDP Türkiye işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz İşimi Yönetebiliyorum projesi kapsamında sizlerle güzel şehrimiz Van'da buluşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Bağımsız ve gönüllülük ilkesiyle ülkemizin her bölgesinden iş insanlarının bir araya geldiği Türk Konfet, bugün 30 federasyon, ulusal, uluslararası 300'ün üzerinde üye dernek ve 50 bini aşkın şirketi temsil etmenin bilinciyle değer yaratmaya devam ediyor. Bununla birlikte çok daha kudretli, çok daha yüce temsil sorumluluğumuz var. O da Anadolu'muzun ortak birikimini, gücünü ve sesini yansıtmak. Bu nedenle gittiğimiz her şehirde, kurduğumuz her temasta bu coğrafyanın kadim üretim kültüründe saklı olan değerleri ülkemizin sürdürülebilir kalkınma yolculuğundaki en önemli potansiyelimiz olarak konumluyoruz. Üstlendiğimiz kıymetli sorumluluk dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği süreçte çok daha önemli, çok daha önem kazandı. Hem ülkemiz hem de dünya zorlu geçen pandemi döneminin yaralarını sarmaya çalışıyor. Küresel ekonomiler, yükselen enflasyon, iklim krizi ve konjonktürel gelişmeler altında sürdürülebilir kalkınma ve büyümenin formüllerini arıyor. Dünyanın her yanındaki kurumlar ise
artan ham madde, enerji ve finansman maliyetleri altında kendi geleceklerini tayin edecek stratejiler çalışmalarına başladı. Tüm bunlara gezegenimizin her yanında hissedilen ve bizim üçte olarak tanımladığımız dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve toplumsal dönüşüm eşlik ediyor. Dolayısıyla bir yandan içinde bulunduğumuz koşulları iyileştirmek için mücadele ederken, diğer yandan da insanın, toplumun ve işin geleceğine hazırlanmak, değişimlere uyum sağlamak zorundayız. Anadolu'nun özünde yer alan mücadele, dayanışma ve paylaşma kültürü bu süreçte hem ülkemize hem de bölgemize ilham olabilecek zenginliklere sahip. Türk Konfet olarak işte bu nedenle unuttuğumuz değerleri yeniden hatırlatmayı, saklı değerleri gün yüzüne çıkarmayı ve ortak sesimizin ülkemizin her yanında duyulmasına katkıda bulunmayı önemsiyoruz. Bizi biz yapan ortak değerlerimizi güçlendirip kurumlarımızın kapsayıcı ve bağımsız yapısını hep birlikte büyüteceğiz. Gelişmiş bir ekonomi için gelişmiş bir demokrasinin hukuk başta olmak üzere yapısal reformlar ile güçlendirilmesine yönelik çözüm odaklı politikalarımızı paylaşacağız. Değerli dostlar, değerli paydaşlar, Türk Konfet olarak sorunun değil, her zaman çözümün bir parçası olmayı önemsiyoruz. Ülkemizin, şirketlerimizin, şehirlerimizin sorunlarına eğilirken parolamız her zaman fırsatlara ve potansiyellere odaklanmaktır. Odağımızı potansiyeline yönelttiğimizde bambaşka bir gelecek manzarası ile karşılaştığımız önemli kentlerimizden biri hiç kuşkusuz Van'dır. Van, bölgesel bir çekim merkezi olmanın yanında başta İran olmak üzere doğu komşularımıza olan yakınlığıyla uluslararası ticaret açısından önemli bir köprüdür. Sosyal, ekonomik ve yapısal bir atılımla Van'ın potansiyellerini fırsata dönüştüreceğine olan inancımız tamdır. Urartu ve Selçuklu gibi kadim medeniyetlerin mirasını taşıyan Van'ın doğal zenginlikleri, tarihi ve kültürel değerleri bu potansiyellerin en büyükleridir. Bununla birlikte Van'ın iş gücünün %75'e yakınının tarımda istihdam edildiğini, sanayi ve ticaret %4'ler seviyesinde olduğunu görüyoruz. Ayrıca Van'daki toplam mera, ülkemizin mera varlığının %10'unu oluşturuyor. Yörede üretilen kırmızı et kalitesinin yüksek olması entegre hayvancılıkta çok daha iyi bir çıktı düzeyi vaat ediyor. Bu arada dün de bu kaliteyi gördük başkanım. Teşekkür ediyoruz. Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, İran ve Irak gibi komşularımızın tamamıyla bir ticaret köprüsü oluşturan şehrimiz, gerek tarım, gerek sanayi, gerekse ticaret alanında yaşayacağı sıçrama ile bölgesel cazibesini artıracaktır. Zira dünyanın endişeyle takip ettiği gıda krizinde tarım ve tarıma dayalı sanayinin önemi stratejik olmanın ötesine geçip yaşam için vazgeçilmez bir konuma yerleşmiştir. Bu nedenle Van'ın yaşayacağı sıçrama yalnızca bir şehrin değil, bir bölgenin, hatta ülkemizin geleceğini de belirleyecek güçtedir. Değerli dostlar, kıymetli paydaşlar, görmek istediğimiz zaman potansiyellerin sınırı yoktur. Bir şehrimiz için geçerli olan bu ilke aslında her bir şirket için de geçerlidir. Zira her şirket yola bir hayalden ve bir potansiyelden aldığı güçle çıkar. Başarıyı getirense bu yolculuğu sürdürebilecek esnekliğe, çevikliğe ve kararlılığa sahip olmaktır. İstiyoruz ki her şirket, her profesyonel değişimin, dönüşümün bu kadar hızlı ve kapsamlı olduğu çağımızda gönül rahatlığıyla işimi yönetebiliyorum desin. Bu amaç doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projemizde 4. yılımızdayız. Gururla söylüyorum, 4. yılımızdayız. Bu 4 yıl içerisinde Adana'dan Van'a, buluştuğumuz tüm şehirlerde değişime ne kadar büyük bir heyecanla yaklaşıldığına da tanık oluyoruz. Görüyoruz ki
dijital bir dünyanın kapılarından geçerken geleneksel düşünce yapıları ve işleyişler tarihe karışıyor. Yeni iş yapma ve üretim modelleri ülkelerin rekabetçiliğini yeniden şekillendiriyor. İklim değişiminin şekillendirdiği yepyeni bir insanlık manzarası ekonomilerimizin dünyayı gelecek nesillere sağ salim ulaştıracak şekilde tasarlanması gerektiğine de işaret ediyor. Pandeminin hızlandırdığı toplumsal dönüşüm insana ve çalışma hayatına yönelik bakış açılarımızı da tazelemeyi zorunlu kılıyor. Bu dönüşümleri tetikleyen değişimi zamanında yakalamak, çağın gerektirdiği bilgi birikimi ve teknolojiyi kullanarak ekonomimizin kapasitesini geliştirmek her zamankinden daha da önemli bir hale geliyor. Dünya verimlilik odaklı bir üretim ve hizmet ekonomisine doğru dönüşürken Türkiye'de bu değişimi gerçekleştirecek en önemli aktörler hiç şüphesiz KOBİ'lerimizdir. Ekonomimizin %99.8'ini oluşturan ve aynı zamanda birçoğu aile şirketi olan KOBİ'lerimiz istihdamdan ihracata ve yatırıma kadar her alanda sorumluluk üstleniyor. KOBİ'ler emeği ve tutkusuyla değer yaratıyor. Yaklaşık 3,5 milyon KOBİ'mizin %13'ü sanayi, %9'u tarım ve %51'i perakende ticaret ile geri kalanı da diğer sektörlerde faaliyet gösteriyor. Dolayısıyla KOBİ'lerimizin işimi yönetebiliyorum demesi yalnızca kendi varlıklarının sürdürülebilirliği açısından değil, ekonomik kalkınmamız açısından da büyük önem taşıyor. Değerli dostlar, İşimi Yönetebiliyorum projesinin amacı KOBİ'lerimizi kendilerini sürekli olarak yenilenmesine destek olacak bilgi ve becerilerle donatmaktır. Projemiz kapsamında hayata geçirdiğimiz online eğitim sistemimiz ve bugün burada buluşmamıza vesile olan yüz yüze eğitimlerimizle yılda 1000 KOBİ temsilcisine ulaşmayı, 100'ün üzerinde KOBİ'ye dijitalleşme alanında destek ve koçluk, 6 adet KOBİ'mize Türkonfet ve TÜSİAD olarak mentorluk sağlamayı hedefliyoruz. Bugüne kadar finanstan dijital pazarlamaya, e-ticaretten yönetim stratejilerine ve markalaşma içeriklerine kadar yaklaşık 3000 KOBİ'mizin kendini yenileme ve tazeleme yolculuğuna destek olduk. 200'ün üzerinde KOBİ'mize e-ticaret ve dijital pazarlama desteği sağladık. Programımız KOBİ'lerimizde hedeflediği sürekli dönüşümü kendisi içinde benimsiyor. Bu doğrultuda 2022 yılında projemize uluslararası ticaret ve e-ihracat konularının yanı sıra Akbank'ın katkılarıyla yeşil dönüşüm temasını ekledik. Van'ın ardından Ordu, Eskişehir, Bursa ve Elazığ'da yüz yüze eğitimlerimize devam edeceğiz. KOBİ'lerimizin potansiyelini açığa çıkarmak için yalnızca değişime ayak uyduran yönetim biçimlerinin yeterli olmayacağını da biliyoruz. Konjüktürel gelişmeler ve makroekonomik koşullar KOBİ'lerin bugün ve gelecekte en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Böyle bir ortamda KOBİ'lerimizin finansman kaynaklarına erişiminin yanı sıra yüksek katma değerli üretim, rekabetçilik gücü, nitelikli insan kaynağı ve yüksek verimlilik yaratması da büyük önem taşıyor. Böylesine zorlu koşullar altında işini yönetebilen KOBİ'lerin hem rekabetçiliklerini koruyacaklarına hem de ülkemizin toplumsal refahına katkı sağlayacak, üretim güçlerini sürdürebilir kılacaklarına inanıyoruz. Ekonominin tüm aktörlerini de KOBİ'lerimize değer yaratmak için bu üretim seferberliğine katılmaya davet ediyoruz. Bu vesileyle proje paydaşlarımız UNDP Türkiye ve Visa'ya, destekçilerimiz Akbank'a, bugün bizlerle birlikte olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Anadolu'nun kadim misafirperverliğini projemiz kapsamında bizlere yeniden yaşatan Doğu Sifet Başkanımız sevgili Müslüm Erbay'a, Türkonfet Yönetim Kurulu üyemiz sevgili Suat Çiftçi'ye,
Bugün bizi burada misafir eden değerli oda başkanlarıma ve siz Vanlı hemşerilerime ayrı ayrı teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. On behalf of the United Nations Development Program to be here today and to welcome you to say hoş geldiniz together with our long-term and wonderful partners in Turkonfed, in Visa, in Doğusifed, and really to welcome so many energetic and eager participants to today's workshop. Hoş geldiniz. Tekrar sizlere Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu adına hitap etmek benim için gerçekten büyük bir gurur ve büyük bir keyif. Sizlere bu merhabayı uzun dönemdir partneriniz, ortağımız olan Visa'yla, Konfet'le ve burada gördüğüm bu enerjik ve hevesli katılımcılarla bir arada olmak benim için büyük bir keyif. Today is my first visit to Van. I've been in Turkey for now a little over a year, and I have to say I'm completely captivated. And Van, for me, offers three perfect things: fantastic lakeside scenery, exotic cats, and what I've heard is the best breakfast I will enjoy anywhere in the world. Ve bu benim Van'a ilk gelişim. Bir yıldan fazladır aslında Türkiye'deyim. Van'a ilk defa geliyorum ve aslında şunu söylemeliyim. Üç tane şeyden çok etkilendim zaten gelmeden. Bir tanesi bu harika göl manzarası. İkincisi egzotik kediler. Üçüncüsü de tüm dünyada bulamayacağım kadar iyi bir kahvaltının burada olduğunu söylendi. We've heard from some of the previous speakers about the important role of small and medium-sized businesses in the Turkish economy, and the reason why UNDP is so keen to be a partner in this program is we see small business everywhere, not just in Turkey, as the engine that can pull individuals, families, communities, and entire regions out of poverty and into prosperity. KOBİ'leri Türkiye'de aslında ne kadar önemli olduğunu bizden önceki konuşmacılar da söyledi. Ancak ben yeniden UNDP olarak, Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu olarak KOBİ'lere ne kadar önem verdiğimizi tekrar söylemek isterim. Çünkü KOBİ'leri biz aslında ekonominin motoru olarak görüyoruz ki bu motor aslında aileleri, bireyleri, hatta bulundukları tüm bölgeyi daha ileriye çekmek için, bulundukları bölgeyi yoksulluktan refaha taşımak için bir motor görevi görüyorlar. We're very proud of the achievements that you've heard about that have been recorded by this project, I Can Manage My Business, since 2019. And what for me is one of the main beauties of this program is its flexibility and adaptability to changing economic circumstances. Bu projedeki başarıları zaten dinledik buradaki tanıtımlarda da. 2019 yılından beri işimi yönetebiliyorum programı çerçevesindeki başarıları gördük. Buradaki aslında programın benim için en önemli 3 tane güzelliği var. Bir tanesi aslında buranın, bu programın esnekliği. İkincisi de uyarlanabilir oluşu ve zorlu ekonomik koşullara kendini uyarlayabilmesi. And we owe a great deal of this to our partners in Turkonfed for having really the hand to the pulse and the ear to the ground through so many members and local federations, and to our partners in Visa for being a premier financial institution that also is a pioneer of the cashless commerce we will see in the future. Turkonfed özellikle bu süreçte elimiz ayağımız oldu yereldeki programların uygulanabilmesi için ve Visa tabii ki bizim finansal olarak en önemli partnerlerimizden biri, bu alanda öncülük etmiş oldu bizlere. So in response to the COVID-19 pandemic, we've been pleased to provide training in all sorts of aspects of digital tools, digital skills, digital marketing, and e-commerce. Ve COVID-19 pandemisi sırasında elbette sizlere dijital alandaki eğitimin her tür olanağını sunmaya çalıştık. Dijital araçlar, dijital eğitim ve öğrenme teknolojileri gibi. And now as we see the threat of climate change becoming more and more real and more immediate, we're very pleased to add the curriculum on green transformation, thanks to our new partners in Akbank, to the curriculum and the training that you will be benefiting from later today. Ve aslında özellikle iklim değişikliğine dair de bir odağı eklemiş olmaktan çok mutluyuz. Çünkü iklim değişikliğine dair, yeşil dönüşüme dair bir eğitim müfredatı
sevgili yeni partnerimiz Akbank sayesinde ekleyebildik. Umuyoruz ki buradan da iklim değişikliğini daha merkeze alan yeni bir programın bir ayağı daha olacak. At UNDP we see the European Green Deal and the decarbonization that is a requirement now for Turkish exporters to continue to enjoy such access to the EU economy. We see that as a big challenge, but also a big opportunity for Turkey to take a competitive advantage. So we're very pleased to be offering that new green transformation curriculum in the offering today and looking forward. UNDP olarak aslında Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'nı da çok önemsiyoruz. Yeşil Mutabakat ve dekarbonizasyon aslında Türkiye'li ihracatçılar için de Avrupa Birliği piyasasına ulaşmak bakımından çok önemli. Bir taraftan bu bir zorluk ama bir taraftan bu aynı zamanda bir olanak. Çünkü rekabetçi avantajını da artıracak bir olanak Avrupa Birliği piyasalarına erişmek için. Bu yüzden bugün yeni bir müfredatımıza yeni bir nokta olarak yeşil dönüşümü koymuş olmaktan çok mutluyuz. And finally, we're pleased to see so many women in the audience and as participants. At UNDP, we know from experience everywhere that equality and diversity in the business community is not just the right thing to do, but also a very, very smart business advantage. Ve bugün burada çok sayıda kadın katılımcı görmüş olmaktan da çok mutluyum. Çünkü bizler aslında eşitlik ve çeşitlilik, yani iş dünyasında eşitlik ve çeşitlilikten bahsederken sadece bir şeyleri daha doğru yaptığımızın da göstergesi oluyor bu. So with big thanks again to our partners and appreciation to you, our participants today. Let me thank you for joining us and look forward to a very exciting and thought-provoking day. Thank you very much. Teşekkürler. Ve sizlere tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ortaklarınıza çok teşekkür ediyorum ve bugünkü kıymetli tartışmaları da dört gözle bekliyorum.